tutuklandı. Sizin tanıklığınıza ihtiyacı var. Ya. Gelip bir ifade vereceksiniz. Evet, gece birlikteydik diyeceksiniz. Bu kadar. Ya niye ifade vereyim ki kardeşim? Birlikte değildik ki. Ama Emel Hanım... Ya Emel Hanım arkadaşım tamam da geceyi kiminle geçirmişse ona gitsin. Siz de beni rahatsız edip durmayın. Benim işim gücüm var. Nerede kalmıştık? Kerem, bir şey sordum. Ya sen bana sordun mu hisselerini satmak için? Oo, bakıyorum da işin başına geçmeden patron kesilmişsin. Annem iyi taktik vermiş sana. Satamazsın Kerem. Kesinlikle olmaz. Yok ya, nedenmiş o? Çünkü sen hisselerini satınca çoğunluk aksallara geçer de ondan. Geçsin, ne var bunda? Ya hayır. Ya ben payımızın aksallarının payının altında kalmasını istemiyorum. İyi. Sen al o zaman benim hisselerimi. Saçmalama. Kafayı mı yedin sen ya? Çoğunluğun aksalların eline geçmesine nasıl izin verirsin? Niye vermeyeyim? Benim işime burnunu sokma Burak. Sen tek başına karar veremezsin bunu. Benim de o holdingde söz hakkım var. Öyle mi? Ben şirketi büyütmek için gecemi gündüzüme katıp çalışırken sen neredeydin? Geldim işte. Buradayım artık. Çok geç. Sen Amerika'da şehir şehir sürtüp duman çekerken ben burada eşek gibi çalışıyordum. Anladın mı? Onun için sen kendi işine bak. Ben kendi işime bakayım. İyi. Onur Aksal tek patron olsun artık. Olsun. İsterse dünyanın patronu olsun. Çok umurumdaydı sanki. Şimdi nereye gideceğiz? Nereye gidelim? Ne bileyim ben ya. Senin de muhabbetine doyum olmuyor bugün. Ne oldu ki ya? Kaç saattir tek kelime ettiğin yok. Ya işler çok yoğun bu aralar Nilay. Bildiğin gibi değil yani. Ondan kafam biraz karışık. Tamam asma suratını halledersin. Halledeceğiz de nasıl halledeceğiz bilmiyorum ya. Pardon bu karttan çekemiyoruz. Başka kart var mıydı? Nasıl ya? Bu kartınız bloke olmuş. Yanlışlık var herhalde. Bir daha deneyin. Üç kez denedik. Yapma ya. Allah Allah. Bir bağlantı sorunu falan var herhalde. Başka kart varsa oradan alın. Öbür kartım da yanımda değil benim ya. Tamam sorun değil. Dur ben hallederim. Ne yapıyorsun? Tamam canım. Buradan alın. Ya resmen saçmalık. Nasıl bloke oluyor anlamadım ki ya. Ya bana da oluyor bazen. Ararsın bankayı halledersin. Şimdi nereye gideceğiz sen onu söyle. Nereye gideceğiz eve? Öbür kartlarım yanımda değil. Bu bloke. Büyütme gani ya tamam işte bende para var. Ya yok ya olmaz. Olmaz öyle. Vallahi yarın buluşuruz gene. Ay çok hoşsun gani. Kızlar hesap ödeyemez mi yani? Yok ödeyemez. İyi peki tamam. Hoş geldiniz Burak Bey. Hoş bulduk. Ne haber? Sağ olun efendim. Geldiniz. Sevindik sizi gördüğümüzde. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Burak. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun yani. Kusura bakma. Çok yardımcı oluyorsunuz. Hem çarpıyorsunuz hem de... ne terbiyesizlik ya. Kolay gelsin. Burak. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi gördüm seni. Ben de seni. Temelli dönmüşsün ha. Seval anne söyledi çok sevindim. Aa, nihayet sevinen biri çıktı. Aa, olur mu canım? Seval anne uçuyordu sevinçten sen geldin diye. Yok annem sevindi de Kerem tabi lafını yine soktu. Nadide Hanım'a da selam söyleyin. Söylerim söylerim. Söylemem mi? Dünya bir yana Nadide Hanım bir yana. İnsan hakiki sevgiyi buldu mu kıymetini bilmeli.
Mihriban Hanım'a da geçmiş olsun. Dikkat etsin kendine. Havalara güven olmuyor. Feride Hanım. Merhaba Şehrazat. Merhaba, hoş geldiniz. Habersiz geldim ama kusuruma bakmazsınız değil mi? Olur mu öyle şey, rica ederim. Burhan Bey'i tanıyorsunuz. Tanışmıştık. Nasılsınız beyefendi? Hürmetler hanımefendi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Büronuz hayırlı olsun demek için geç kaldım biraz Şehrazat. Kusuruma bakmazsınız inşallah. Rica ederim. Ben müsaadenizi rica etsem. Estağfurullah. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Ne iş Onur? Abim niye hisselerini satıyor? Yani ne geçti aranızda? Oldu bir şeyler işte, boş ver. Ya inanamıyorum ya. Hayır, siz öyle iyi arkadaştınız ki ben ölürdüm kıskançlıktan. Kaç kere kavga ettim Kerem'le. Senin kardeşin benim, Onur değil diye ama. Hayat böyle bir şey işte Burak. Bazen oluyor. Ne olur Gani ya? Ara Şehrazat ablanı ya, ne bileyim, ders uzadı gelemiyorum falan de. Canım ben istemez miyim ya, güzelim. Ama Onur Aksa gelecek biraz ofise. Adamı bekletirsem şimdi çok ayıp olur. Onur Aksa sizin ofise geliyor yani. Bizim çizdiğimiz kampüs projesinin inşaatını o yapıyor ya. Hı, sahi söylemiştin. Ya bazı sorunlar var da işte onları konuşacağız. Tamam, hadi gel ben bırakayım seni ofise. Yok ya, çok ters taraf şimdi. Ben atlarım bir taksiye. İyi tamam, sen bilirsin. Ya aslında böyle olmuyor Nilay. Daha uzun vakit geçirelim seninle. Olur. Nasıl yapacağız? Ya ne bileyim, böyle kafe köşelerinde falan. Tamam. Bize gel bir gün. Ya gelirim de annem baban kızmasın. Canım onlar evde yokken gelirsin herhalde. Film izleriz beraber. Tamam. Sen ayarla, ben gelirim. Tamam, anlaştık. Hadi görüşürüz. Gani, şu Onur Aksal'a selam söyle benden. Tamam, söylerim. Taksi. Abi 10 kağıda Çengelköy'e atar mısın beni be? Kafayı mı yedin sen kardeşim? 20 milyon yazar orası. 10 olmaz mı o? Olmaz. Abi bak, acele ediyorsunuz. Yani bu iş böyle olmaz. Koskoca bin yapıdan söz ediyoruz burada. Bunu bana söyleme Burak. Bunu git Kerem'e söyle. Hisselerini satmak isteyen o. Onur, sen bu akşam kulübe gel. Biz bu konuyu etraflıca oturup konuşalım. Gelemem. Yasemin'le anlaşmanın üzerinden geçeceğiz. Yani hiç konuşmadan etmeden bu iş hallolsun gitsin diyorsun, öyle mi? Burak'cığım, ben İnceoğlu ailesinin tek bir hissesinin bile bir yabancıya satılmasına taraf değilim. Kerem bugün gelsin, vazgeçtim desin, tamam. Ama Kerem'i ikna etmek benim işim değil. Yasemin'le konuşmayı biraz ağırdan al o zaman. O zaman Yasemin'e ayıp olmaz mı? Bin yapıya yabancılar girmesin de çırpınıyor kızcağız. Çok güzel. Niye zahmet ettiniz Feride Hanım? Ne zahmeti? Sizin başarılarınızın yanında çok küçük bir hediye. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Rica ederim. Mutlu vakitler gelsin diye bakmanızı dilerim Şehrazat. İnşallah. Saatlere